Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulullah. Saval veriptiler. Bir insanın uğgey oğlu bulsa, şu oğul üylense, şu kelin kiyin bu adamge mahram buladı mı yok mu? Deptiler. Şimdi bu uğgey oğul kim? Şunu bilelik aldığından. Uğgey oğul degen gap asıl şariyette yok. Yani oğul asıra bağlayış degen narsa yok şariyette. Ama agar uğgey oğul degen de, mesela bir adam bir ayolge üylengen, şu ayol bilen o'sha ayolni boshqa eridan bir o'g'lini bu ayol yetalab kelgan. Bu erkakka, ya'ni begona farzand bu. Bu erkakning xotinini boshqa eridan bo'lgan, avvalgi eridan bo'lgan o'g'li. Agar o'g'ay o'g'il deganda shuni nazarda tutayotgan bo'lsalar, buni Robib deyiladi. Robib, ya'ni shu erkakning qaramog'ida bo'lgan yigit deyiladi. Agar qiz bo'lsa Robiba deyiladi. Shu erkakning qaramog'ida bo'lgan qiz deyiladi. Agar qiz bo'lsa, bu erkakka mahram edi, bu ayolni shu qizi Robiba deyiladi. Endi agar o'g'il bo'lsa va bu o'g'il uylangan xotini bu erkakka mahram bo'lmaydi. Chunki bu hozir o'zining o'g'li emas. Alloh taolo oyatda aytganki: "Va halailu abnaikum alladina min aslabikum." O'zlaringni pushtlaringdan bo'lgan o'g'illaringning xotini sizlarga mahram degan. Hozir ya'ni bu o'zini pushtidan emas bu o'g'il. Mutlaqo unga o'g'il emas. Begona bola u. Faqat xotini bilan kelgan. Shuning uchun uni xotini bu insonga mahram bo'lmaydi. Ya'ni uni oldida hijobsiz yurishligi joiz bo'lmaydi. Alloh a'lam.